Sıkı bir çalışma. Biraz sessiz olun lütfen. Bu habere üzüleceğinizi biliyorum ama antrenman yapıp yorulduğunuz için matematik sınavınızı ertelemeye karar verdim çocuklar. Bildiğiniz gibi yakında ulusal basketbol şampiyonası başlayacak. Kasabamızın turnuvada yer alacak gösteri ekibi seçmeleri için 3 aday belirlemesi gerekiyor. Belediye başkanımız aranızdan 3 kişiyi seçmemi istedi. Ama bence bunu oylamaya sunarsak daha adil olur. Ha? Katılmak isteyenler lütfen ellerini kaldırsın. Oylama mı? Ama niçin? Benimle kimse boy ölçüşemez. Zeynep, Aylin, siz benim takımımda olacaksınız. Evet, şimdi ne yapacağız? Benim şahsen kendimi rezil etmeye niyetim yok. Hadi ama arkadaşlar, siz de katılmak için ne bekliyorsunuz? Bütün sınıfın size oy vereceğinden eminim ben. Sportif ve cana yakınsınız. Üstelik de yeteneklisiniz. O zaman ben katılıyorum. Bu macerada seni yalnız bırakacak değilim ya. Ayrıca prensip olarak Emel'in bu kadar kolay kazanmasına izin veremeyiz. Üçümüzün birden seçileceği hayatta aklıma gelmezdi kızlar. Emel'in suratını gördünüz mü? Rezil oldu. Of, hiç iyi değilim. Basketbol şampiyonası biletleri için sıraya girmiştim. Ama bana kalmadı. Bu gerçekten de adil değil. Evet, anlıyorum. Gerçekten de dünyanın sonuymuş. Ama sen beni anlamıyorsun. Selim ve diğerleri bilet aldı. Bense maçı radyodan takip etmekle yetinmek zorunda kalacağım. Belki başka bir yolu vardır. Birlikte bölgesel gösteri ekibi seçmelerine katılacağız. Kazananlar turnuvada görev alacaklar. Yani bu demek oluyor ki biz sana kesinlikle bilet bulabiliriz. Siz üçünüz gösteri ekibi mi? Peki sizi kim çalıştıracak? Annen bize yardım etmeyi kabul etse bile... Öyle birkaç günde gösteri ekibi olunmuyor. Gösteri ekibim. Ben ekipteyken öyle güzel anılarım oldu ki. Siz mi? Siz gösteri mi yapardınız? Ben yavrucuğum ülkemizin bir numaralı gösteri ekibinin kaptanıydım. Hem de tam 10 yıl boyunca. 2 dakikalık işim var. Biter bitmez yanınızdayım. Pekala. Hareketleri iyi izleyin. Ardından da müzik eşliğinde yapacağız. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 1. Ve 1. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz yavaş, hareketleri kaçırıyorum ama. Dikkat. Bu durumda B planına geçiyoruz. Daha doğrusu L planına, yani Leyla Hanım planına kızlar. Merhaba. Merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sen çok oldun fındık. Git bizi dışarıda bekle bakalım. Hadi bakalım.
Şimdi başlıyoruz. Evet, birlikte gülümsüyoruz, gülümsüyoruz. Ve bir ve iki ve üç. Evet çocuklar, ne yazık ki bugünkü çalışmanız çok kötüydü. Anlaşılan daha çok işimiz var. Evet! Çalışmalar öğleden sonra sürecek mi? Ben Leyla Hanım'ın antrenmanlarına katlanamıyorum artık. Bugün üniformalı çalışma yapacağız. Ne kadar güzelim. Maalesef hiç şapkam kalmamış. Ama eşyalarımın arasında bunları buldum. Bunlar da size gayet yakışacak. Hadi bacağınızı kaldırın. Çene daha yukarı ve bir ve iki ve üç. Daha çok gülümseyin, daha zarif olun. Burada futbol oynamıyoruz çocuklar. Çocuklar, antrenman daha bitmedi. Hadi ayağa kalkın, kendinize gelin lütfen. O kadar da zor değil, göreceksiniz. Ama her seferinde aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben artık yapamayacağım. Üstelik ayak bileğim çok fena acıyor. Nefes alamıyorum. Ama bu böyle olmaz. En ufak bir zorlukta pes ediyorsunuz. Yetenekli olmayı kafasına koymuş bir çocuk tanımıştım. Seçmeleri kazanmıştı ama... Antrenör ona yeterince kabiliyetli, esnek ve zarif olmadığını söylemişti. Yani antrenör kıza hiç değer vermemişti. Zavallı. Pes edebilirdi. Ama o bunun yerine evlerinin bodrumunda aylarca antrenman yaptı. Bütün hareketleri çalıştı. Acıyla, yorgunlukla baş etmesini öğrendi. Çünkü aklında bir tek şey vardı, yarışma. Sonra? Ertesi sene birinci seçildi ve örnek alınacak bir kariyeri oldu. Ha, vay canına. Hayattaki en önemli şeyin kararlılık olduğunu anlamıştı. Ve size şu kadarını söyleyebilirim çocuklar. Siz bu genç kızdan çok daha fazla olanaklara sahipsiniz. Leyla Hanım, bizi çalıştırmaya devam etmek ister misiniz? Çabuk çabuk, hadi başlayın kızlar. Gevezelik ederek çok vakit kaybettik. Demin bahsettiğiniz kız gerçekten de çok cesurmuş. Teşekkür ederim. Bu sözlerini bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ha? O taçlar için ne diyeceğimizi anladınız mı? Fındığın hepsiyle oynadığını ve paramparça ettiğini söyleyeceğiz. Zavallılar, çok kötü rezil olacaklar. Onlar için neredeyse üzüleceğim.
Harika bir gösteriydi. Emel. Bir ki, bir ki. Tamam. Aferin size kızlar. Yaşanan olaya rağmen soğukkanlılığınızı ve cesaretinizi korudunuz. Ve bu durumda size... Kararlılığınızı. Her zaman derim. Hayattaki en önemli şeydir diye. Kesinlikle. Sonuç olarak şampiyonada basketbolcularımıza eşlik edecek olan gösteri ekibi olmaya hak kazandınız. Tebrik ediyorum. Evet. Emel, dur bekle. Babam bana bu sefer gerçekten bir görev verdi ve senin de bana etrafı toplamamda yardımcı olmanı istiyor. Biz. Aferin canım. Seninle gurur duyuyorum. Başarılı olacağından emindim. Öyle mi? Daha önce böyle söylemiyordun. Başardık. Teşekkür ederiz Leyla Hanım. Siz olmasaydınız asla başaramazdık. Asıl ben size teşekkür ederim şampiyonlarım. Bana o eski güzel günleri tekrar yaşattığınız için. Fındık gel buraya. Fındık buraya gel. Düşünsenize. Ya büyük bir kariyer fırsatını kaçırdıysak, belki bütün dünyayı gezebileceğimiz bir kariyerimiz olurdu. Abartma lütfen. Bölgesel bir şampiyonaydı sadece. Aklıma gelmişken elime ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir şey geçti. Sirk okuluna giriş yarışması kızlar. Ne? Yani siz sirkte de mi çalıştınız? Genç hanımlar, ben tam 8 yıl boyunca Zatat adında bir sirk grubunun üyesiydim. Evet, ne zaman başlıyoruz?